Tövbe müdürüm, affedersin, ne kelime. İşinize bakın Abbas Bey, sizin fikriniz soran olmadı. Abbas koş, bırak elindekini de yardım et. Baş üstüne müdürüm. Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimlerinden biri daha hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti. Acı haberi kızı duyurdu. Cıvık babam, cıvık affedersin. Cıvık bacım affedersin. Bizimkiler dizisinde Abbas karakteriyle tanınan usta oyuncu Hikmet Karagöz kimdir? İşte hayatı ve oynadığı dizileri. Şimdiye kadar sayısız projede yer alan usta oyuncu, bir döneme damga vuran Cıvık babam cıvık, affedersin babam replikleriyle tanınmıştı ve herkesin sevgisini kazanmıştı. Kurbanım sana bacım affedersin, o da öyle cıvık cıvık konuşmasın. Sensin cıvık, terbiyesiz. Bak hala konuşuyor. İnsan içinden bırak, bırak, üstüme geliyor. Vefat haberini ünlü oyuncunun kızı Zeynep Karagöz sosyal medyadan duyurdu. Bir dönem TRT1'de ekranlara adeta damga vuran Bizimkiler dizisi günümüzde hala konuşuluyor. Tövbe, konuşma öyle müdürüm affedersin. İnsan mı insan, ne kelime. Arabanın bindirmezse bindirmez. Abbas Bey, sen öyle burnunu sokma her şeye. Yine bir havalar geldi bakıyorum sana. Biz konuşuyoruz burada. Konuşma öyle cıvık cıvık affedersin. Ne oluyor? Ne bu garip garip bakışlar? Ergun Bey lütfen. Efsane dizi Bizimkiler hakkında hayrete düşüren detaylar seneler sonra ortaya çıktı. Bizimkiler dizisi 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok sevilen dizilerinden biri olmuştur. Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı, Yalçın Yelence'nin yönetmenliğini üstlendiği ve sayısız usta oyuncunun rol aldığı dizi günümüzde bile hafızalardaki yerini koruyor. Toplam 465 bölüm yayınlanan ve birçok ilke imza atan sevilen dizi Bizimkiler'de rol alan birçok usta oyuncu yakın dönemde hayata veda etmişti. Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz 74 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Tövbe, ne kelime müdürüm affedersin. Gidin başından, işine bak sen. Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı. Babiş.com Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı. Bu kez dönüşü yok. Ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Virüs nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatırına şerefe. Kendileri 5 yıldızlı otellere gidiyorlar. Sana ne müdürüm affedersin. İstediği yere gider. Paron, adam patron. Defol git başından. Patron uşağı. Ağzını topla, sıkı verin gırtlağını. Uşak sensin. Gebertin seni şimdi. Hadi. Tutun şunu, üstüme geliyor. Tek tutun. Gebertin seni şimdi. Tutun şunu. Tut bir de. Tut şunu. Bek. Baban kurbanım sana. Oyuncu Orhan Aydın da sosyal medya hesabından arkadaşı Hikmet Karagöz'ün vefatını şu sözlerle duyurdu. Canımdan bir can düştü toprağa. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık. Şen şakrak, sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım Hikmet Karagöz. Asla. 1946 senesinde Vezirköprü Samsun'da ailesinin 3. evladı olarak dünyaya geldi Hikmet Karagöz. 1947 senesinde ailecek İstanbul'a göç ettiler. 1952 senesinde ilkokula başladı. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halk Evi'nde amatör olarak tiyatroya başladı sanatçı. 1965 senesinde ise liseyi bitiremeden okuldan ayrıldı. Hikmet Karagöz 1964 senesinde ufak sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda ustalaştı. 1967 senesinde askere gitti. Askerdeyken 1968 senesinde evliliğe ilk adımı attı. 1969 senesinde askerliği bitti. 1970 senesinde bir oğlu oldu. 1972 senesinde boşandı. 1975 senesinde yeni bir evlilik yapmış oldu. 76 senesinde bir kızı oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi Faize Hücum filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986 yılından bu yana ağırlıklı sulu boya olmak suretiyle fotoğraf yapıyordu. 1990 senesinde boşandı. 1997 senesinde 3. evliliğini yapmış oldu. 1999 senesinde boşandı. Profesyonel olarak resimler de yapıyordu Hikmet Karagöz.